Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir junta tarafından dün gece Türk demokrasisine, hükümetine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir kalkışma, darbe girişiminde bulunulmuştur. Öncelikle Büyük Birlik Partisi olarak bu kalkışma, darbe girişimini gerçekleştiren ve bu tuzağı kuran juntacıları lanetliyoruz. Darbelerin her türlüsüne, cinsine, yapısına, siyasi görüşüne, kim tarafından ve kime karşı yapıldığına bakmaksızın karşı olduğumuzu net bir şekilde bir kere daha ifade ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri göz bebeğimizdir. Lakin topyekun ya da içerisinden bir grup topunu, tüfeğini, uçağını, helikopterini Türk milletine karşı kullanmaya kalkarsa her zamanki gibi Büyük Birlik Partileri, alperenleri karşısında bulacaktır. Dün olduğu gibi bugün de şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın dediği gibi namlusunu milletine, kahraman polisine, askerine, siyasetçisine çevirmiş tanka asla selam durmayacağız. Ülkemiz daha önce de darbelerin her türlüsüyle muhatap olmuştu. Fakat bu seferki gibi kalleşçe, adice olanıyla ilk defa karşı karşıya kalmıştır. Allah'a hamdolsun ki milletimizin yüksek irfanı ve ferasetiyle bu kalkışma girişimi de atlatılacaktır. Demokrasilerde milli irade her şeyin üzerindedir. Milletin oyu ile seçilmiş iktidarların, hükümetlerin yanlışları, hataları, kusurları olsa da bunlar asla ve kat'a bir kalkışma ya da darbenin gerekçesi yapılamaz. Bunun hesabını ancak hukuk ve sandıkta millet sorar. Eksik demokrasi ile bile olsa, milletin oyu ile iş başına gelmiş, en kötü hükümetler dahi darbelerden ve darbecilerden daha ehvendir. Bu memlekette olumlu işleri bugüne kadar hep siviller, sivil iktidarlar, sivil hükümetler gerçekleştirmiştir. Darbe dönemlerinde kazananlar darbeciler ve onları kullananlar olurken milletimiz ve ülkemiz hep kaybetmiştir. Her zaman olduğu gibi bugün de adice gerçekleştirilen bu darbe kalkışma girişimine en sert tepkiyi veren siyasi hareketlerin başında yine Büyük Birlik Partisi gelmiştir. Büyük Birlik Partisi olarak sonuna kadar milli iradenin, sivil siyasetin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün yanında olduğumuzu ve yanında durmaya devam edeceğimizi bir kere daha haykırmak istiyorum. Bu süreçte cesur, kararlı ve dik bir duruş sergileyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, değerli üyelerine, hükümete, siyasi partilerimize, kahraman emniyet güçlerimize, askerlerimize, istihbarat elemanlarımıza ve yüce Türk milletimize, camiamız, şahsım ve ülkemiz adına şükranlarını sunuyorum. Bu menfur hadisede milli irade adına mücadele ederken hayatını kaybeden başta kahraman özel harekat polislerimiz, emniyet güçlerimize, askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim devletimizin, Necip Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun. Ülkemizi darbecilerin, cuntacıların, teröristlerin, hainlerin ve küresel emperyalist güçlerin şerrinden emin eylesin. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.